varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman dışında, pireler berber, cüceler dev, devler tellal, bebeler analarının beşiğini tıngır mıngır sallar iken, yedi tepenin ardında mutlu mu mutlu, refah ve huzur dolu bir ülke varmış. Bu ülke halkıyla beraber büyük acı ve fedakarlık çeken gazi bir kumandan tarafından gelecek nesillerin bağımsız ve mutlu yaşamaları için kurulmuş. Ve gelecek nesiller atalarını unutmadan çağdaş ve aydın bir yaşam sürdürüyorlarmış. Ülke refah ve huzur doluymuş. Çünkü ülkeyi yönetenler karşıt görüşlülere açık, birbirlerine saygılı insanlarmış. İnsanı yaşatıyorlarmış ki devlet yaşasın diye. Onun için ülke iktidarı ve muhalefeti son derece uyumlu, birlik ve beraberlik sergiliyorlarmış. Ülke yönetimi sadece saygılı da değilmiş. Çok iyi eğitimli, bilgili, liyakatlıymış. Ülkede eğitime çok değer verildiği için her çocuğun eşit şartlarda okula gitmesi ve eğitim almasına önem veriliyormuş. Ülkenin üniversiteleri en çağdaş ilim irfan yuvalarıymış. Ekonomik refah o kadar üst seviyedeymiş ki kimse geçim sıkıntısı çekmiyor, hiçbir çocuk okula gitmektense çalışmak mecburiyetinde kalmıyormuş. İşsizlik hiç yokmuş ve asgari ücret herkesin rahatça geçinebileceği kadar yüksekmiş. Eğitim ve ekonomik refahın yanı sıra ülkenin en önemli özelliklerinden biri ise insanların demokrasi ve hukuku çok benimsemeleriymiş. Onun için ülke en bağımsız, en özgür basına sahipmiş. Ülke bu kadar huzur içerisinde olduğu için tüm dünya tarafından kıskanılıyormuş. Özellikle ülkenin manevi ve dini değerlerine bağlı olan iktidarı dış güçler tarafından yıpratılmak isteniyormuş. Onun için ülkede çıkan olumsuzluklar her zaman dış güçler kaynaklıymış. Ve ne halk ne yönetim birlik ve beraberliklerini bozmak isteyenlere asla ve asla taviz vermiyorlarmış. Gerek iktidar, gerekse vatandaş güvenlik güçlerine çok sahip çıkıyorlarmış. İşte böyle mutlu ve bahtiyar yaşıyormuş halk. Sonra mı ne olmuş? Ne olacak? Onlar ermiş muradına. Hür ve bağımsız basın olmazsa her gün böyle masallar dinlersiniz. Gerçi